7 maddelik bir tekliften bahsediyoruz. Şimdi af diyoruz ama MHP şartlı indirim olarak nitelendiriyor. Bu konuyu konuşacağız. Derinlemesine, hatta başından geldiğimiz bu noktaya kadar konuşalım ama öncesinde cezaevlerinde durum ne? Ona bir bakalım. Melik Yiğiter'le konuşacağız. Arkadaşlar, tabloyu bir verebilir miyiz? Hani biz af üzerinden, teklif üzerinden konuşuyoruz ama rakamlar neyi gösteriyor? O rakamların neyi gösterdiği aslında önemli. O rakamlara da bir bakalım. Kaç kişi var cezaevinde? Cezaevi sayısı 31.8.2018 rakamlarına göre. Cezaevi sayısı 388. Kapasite 111.135 ama artırılmış bir kapasite söz konusu. %112'lik bir artırma var ve artırılmış kapasitesiyle birlikte 212.716 kişiden bahsediyoruz. Bunların 193.104'ü hükümlü, 59.290'ı tutuklu. Totaline, toplamına baktığımızda ise 252.290 kişiden bahsediyoruz. Şimdi durum bu cezaevlerinde. MHP'nin meclise verdiği teklifte ortada. Biraz bu konu üzerinden konuşalım. Ankara'ya gidelim. Ankara temsilcimiz Melik Yiğiter bizimle birlikte. Melik Yiğiter, merhaba. Merhabalar İlhan Aslan. Melik Yiğiter, şöyle rakamlar üzerinden de bir baktık. %112'lik bir doluluk oranı var cezaevlerinde. Şimdi benim de aslında ilk sorum şu içeriği, Cumhurbaşkanı'nın nasıl yaklaştığı baktığından öte biraz şöyle bir hatırlayalım istiyorum açıkçası Melik Yiğiter. MHP genel seçim öncesinde de af meselesini gündeme getirdi. Şimdi tekrar gündeme getiriyor. Israrı var MHP'nin bu konuda. Nedir bu ısrarının nedeni? Sadece bu doluluk oranları mı, yoksa başka kaygılar, başka meseleler de var mı? Helin, iki tane çok temel parametresi var Sayın Bahçeli'nin ve MHP'nin başından beri de savundukları şey. Bir, cezaevindeki doluluk oranının risk taşıdığı yönünde bir kanaatleri var. Bu cezaevlerdeki doluluk oranının ciddi sorun yaratabileceği, hani herhangi bir olayda müdahalede güçlük çekilebileceği ve dolayısıyla bu kapasitenin çok üzerinde olması bir risktir. Bu riskin önüne geçilmesi lazım. Bu riskin önüne geçmenin yolu da bir af yasası demişti MHP yönetimi. İkinci parametrede burada mağdur olanlar var. Yani terör, devlete karşı işlenen suçlar ve cinsel saldırı dışındaki suçlarda mağdurlar var. İstemeden işlediği suçlardan dolayı pişmanlık gösterenler. Dolayısıyla devlet kendi şefkat elini bunlara uzatmalı. Hatta Bahçeli'nin deyimiyle bunlar kader mahkumu ve bir şekilde yardım etmek lazım. İki tane çok temel parametresi var MHP'nin. Az önce senin verdiğin rakamlar son rakamlar, yeni rakamlar. Adalet Bakanlığı'nın elindeki veriler 31 Ağustos itibariyle, yani şu an itibariyle cezaevindeki tabloyu ortaya koyuyor. Şimdi dolayısıyla bunun önüne geçmenin yolu da, yani Sayın Bahçeli'nin dikkat çektiği tehlikede ya tekrar kapasite artırımına gitmek gerekiyor ya da yeni cezaevi yapmak gerekiyor. Çünkü mevcut durumda böyle bir sorun var görünüyor. Fakat şöyle bir düzeltme yapmak lazım. MHP'nin önerdiği şey başında savunduğu o af değil, onu değiştirdi. Şu anda verilen teklif infaz yasasında değişiklik. Yani bir nevi aslında denetimli serbestliğin oranını artırmak. Şu anda mevcut yasada belirli suçlarda mesela 3 yıla kadar denetimli serbestlik var. Mesela Melik Yiğiter nasıl bir şeyden bahsediliyor? Yani af değil, infaz yasasında değişiklik. Hatta Nagihan Akbulut'la da bağlantı yaptığımızda şartlı indirim diye bahsetti Nagihan Akbulut'ta. Hani geçmişteki bir rahşan affı meselesi vardı. Hatta toplum nezdinde bir türlü kabul görmeyen büyük ciddi sıkıntılar da yaşanmıştı. Nedir MHP'nin önerdiği şey, ne? Af değil de ne o zaman? İnfaz yasasında değişiklik ve denetim serbestliğin 3 sınırını artıralım diyor. Yani şöyle, daha basit haliyle söyleyelim. Kendimden hani örnek vereyim, kimse alınmasın. Diyelim ki ben istemeden birini yaraladım. Ceza aldım, hapis cezası. 8 yıl ceza aldım. Ben yaklaşık 2-3 yıldır cezaevinde yatıyorum. Kalmış 5 yılım. Şimdi bu yasa çıktığı anda beni salıveriyorlar. Diyorlar ki senin 5 yılın kaldı. Bu 5 yılı da biz denetim serbestliği kapsamına koyuyoruz. Hadi sen evine git. Ama bu bir kereliğine olacak. Yani seni bir kereliğine bırakıyoruz. Aynı suçu işlersen hem yeni işlediğin suçun cezası var, artı bu 5 yılda üstüne koyacağız, haberin olsun. Yani
beni bırakırlarken bir şart koyuyorlar. Yani şartla salıveriyorlar. Dolayısıyla o yüzden af değil. Afta ise ceza sıfırlanıyor ve dolayısıyla tümüyle hani cezaya bakılmaksızın serbest bırakılıyor. Diyelim ki işte 20 yılı var, onu da salıveriyorsunuz. Ama burada öyle değil. Burada bir üst sınır var, 5 yıl. Mevcut yasada zaten 3 yıl var. İlave bir 5 yıl ve denetimli serbestlikle bırakılıyor bir kereliğine. Ama suç işlemesi durumunda hem mevcut suç artı bu ertelenen 5 yılı da ekleniyor ona. Dolayısıyla epey bir yatacak. İkincisi kapsam daha dar. Şimdi mesela Raşan Altın'da şöyle bir tehlike vardı. Orada Raşan Hanım Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde bir fotoğraf üzerine, babası cezaevinde olan bir çocuk üzerine böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu söylüyor. Ve onun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne gidildi. Anayasa Mahkemesi dedi ki, öyle siz suçu kategorize edemezsiniz. Bu bütün adli suçları kapsar dedi. Ve terör suçları hariç herkes salıverildi. Şimdi burada ise ona dair bir sınırlama var. Diyor ki, cinsel saldırı suçları, devlete karşı işlenen suçlar ve terör. Bunları hiçbir şekilde kapsamazsın deniyor. Yani bu maddelerle ilişkili olan cezalarda bu şeyden, yasadan faydalanmazsın diyor. Diğer taraftan af olmasında yine teknik anlamda da aslında bir sıkıntı vardı. O da şu. Şimdi meclisteki tabloda milletvekili sandalye dağılımında AK Parti'nin sandalye sayısı 290. Evet. MHP'nin 50. Topladığınızda 340 ediyor. Ama eğer af olsaydı bu bir anayasa değişikliği demekti ve 360'ın üzerinde bir sayı gerekiyordu. Dolayısıyla AK Parti ile MHP'nin sayısı zaten buna yetmiyordu. Şimdi o yüzden bu ceza infaz sisteminde bir değişiklik olduğu için şu andaki basit çoğunluk yetiyor. Yani 300 üzerinde bir oy bu yasayı çıkarmaya yetiyor. Ha bu kapsam biraz daha genişler mi, daraltılır mı, üzerinde bir rotuş yapılır mı? Bütün bunlar söz konusu. Çünkü AK Parti grubu bu teklifi değerlendirecek sevgili Elin. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı da dün giderken teklifi bir versinler bakalım demişti. Yalnız Melih Onun Yeter, arkası Cumhurbaşkanı şu, teklifi önce AK Parti versinler grubu bir bakalım dedi ama yine aynı açıklamasında daha önce söylediği açıklamayı da bir kez daha dile getirdi. Yani Cumhurbaşkanı'nın da şöyle bir hassasiyeti var. Yanlışım varsa beni lütfen düzelt Melih Yeter. Devlet başkasına karşı işlenen suçu affedemez. Devlet ancak kendine karşı işlenen suçu affeder diyor. Cumhurbaşkanı'nın da bu noktada ciddi bir hassasiyeti söz konusu. Daha önce de bizim gündemimizde yok demişti ama bu haliyle mesela bakacağız bir inceleyeceğiz dedi. Kapıyı kapatmadı ama Cumhurbaşkanı hani nasıl yaklaşır? AK Parti kulislerinde ne konuşuluyor bu duruma karşı? Sevgili Elin, çok doğru bir yerden yakaladınız. O da şu, evet Sayın Cumhurbaşkanı buna itiraz ediyordu. Çünkü başlangıçta bir aftan bahsediliyordu. Yani diyelim ki işte 5 kişiyi öldürmüş bir adamı salıvermek diye bir şey söz konusu olacaktı. Çünkü bir af konuşuluyordu. Ama şu anki af değil. Şu anki denetimli serbestlikte üst sınırı yukarı çekmek ve infaz yasası da bir değişik. Dolayısıyla daha kısmi bir şeyden bahsediyoruz. Ve bir şartlı salıvermeden bahsediyoruz. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı o ilk baktığı gibi buna katı bakmayabilir. Çünkü o ilk formasyonda bir aftan söz ediliyordu. Ona şiddetle karşıydı. Şimdi daha sınırlandırılmış, daha teknik ceza hukuku açısından daha teknik bir düzenlemeden bahsediyoruz. O yüzden de sıcak bakılabilir. Ama tabii önce şu, şimdi MHP teklifi verdi. AK Parti grubu ve hukukçuları oturup bir değerlendirme yapacak. Bunun hani soru işaretleri var mı, handikapı var mı, bir çıkmazı var mı? Mesela şöyle bir komplikasyon olabilir mi? Kapsamayan suçlar için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulduğunda daha önce olduğu gibi bir risk var mı? Yani Anayasa Mahkemesi tutup bütün adli suçları kapsar derse öyle bir riski var mı yok mu lan hesap edilmesi lazım. Çünkü böyle bir risk varsa bu hiç istemediğimiz şeyler demektir. Cinsel saldırı suçları, çocuk istismarını da kapsaması anlamına gelir ki hiçbirimiz bunu istemiyoruz. MHP de bunu istemiyor. Dolayısıyla bunun riskinin bir kere hesaplanması lazım, bu bir. İki, uygulaması durumunda toplumda nasıl bir karşılık bulacağı. Üç, özellikle bu cezadan faydalanacak kişilerin tekrar
aynı suçu işleyip işlememenin önüne geçmesi ki MHP bunu düşündüğü için oraya bir şart koydu. Yani diyor ki salıvereceksiniz evet 5 yılını ama bir defalığına işlemesi durumda o ceza ertelenmiş sayılır. Tekrar yeni suça eklenir. Yani MHP buna dair o çekinceyi gidermek için öyle bir madde koydu oraya. Dolayısıyla şimdi bu hukukçu kurmaylar bir rapor hazırladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı görüşü alınacak. Tabii bu arada Adalet Bakanlığı'nın da bir görüşünün alınması söz konusu. Çünkü mevcut yeni sistemde biliyorsunuz bakanlık doğrudan müdahil olmuyor. Yasama tümüyle meclisin uhdesinde. Ama bakanlıktan bir görüş alınırsa ki ve yayın öncesinde sordum. Bu hani rakam nedir diye sorarken siz ne düşünüyorsunuz diye buna dair bir ön çalışmamız var. Daha detaylı bir çalışma da yapacağız. Çünkü teklif verildi dendi ve buna da dair de görüşümüzü sunarız. Ama şu aşamada bu meclisin ve yasamanın konusu dedi. O yüzden de burada bir değerlendirme olacak mecliste. Eğer AK Parti evet derse yani tamam destek veriyoruz derse bu komisyona havale edilecek. Komisyonda tartışmaya açılacak. Son şekli verecek ve daha sonra da genel kurula gelip oylanacak. Oylandıktan sonra da resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren de yürürlüğe girecek. Sınırlama da belli. 19 Mayıs 2018'e kadar işlenen suçlar. Yani 19 Mayıs sonrasında işlenen suçları kapsamıyor. İkincisi hükümleri sadece kapsıyor. Şu anda hala davası devam edenlerin cezasının ne olduğu belli olmadığı için doğal olarak onlar da istifade edemiyor. O yüzden de şöyle bir şey tablo çıkıyor karşımıza. Şimdi hükümlü sayısı 193.104. Evet. Tutuklularla birlikte toplam sayı 252.000. Fakat 162.000'in faydalanması öngörülüyor. Bu şu demek. Toplam hükümlü sayısı 193.000. Yani tutukları çıkardığımızda 193.104 kişiden yaklaşık 162.000 kişi faydalanacak. Yani bir 33.000 cezası kesinleşmiş olanlar faydalanmayacak. Bunların da içinde cinsel saldırı suçu işleyenler, devlete karşı suç işleyenler ve terör suçları. FETÖ'cülerin çoğunun zaten yargılaması devam ettiği için şu anda hükümlü değil tutuklu konumundalar. Hüküm giyenler zaten faydalanamıyor çünkü terör suçu. Tablo an itibariyle böyle ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika'dan dönüşüyle birlikte hazırlanan rapor kendisine sunulacak ve bu teklifin kaderi de muhtemelen bu ay sonuna kadar belli olacak. Eğer AK Parti evet derse Ekim'de meclis açıldıktan sonra hemen komisyona havale edecek ve muhtemelen Ekim sonu da genel kurulda görüşülmesi bekleniyor. O zaman her şey Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sonrasında gelip o raporu inceledikten sonra aslında netlik kazanmış olacak Melik Giytel. Bunu anlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara temsilcimiz Melik Giytel bizimle birlikteydi.